These people were incredibly focused on their religious belief. Bunlar rahip askerlerdir. Tanrı'dan el almış. Dokunamazsınız. İsa yolunda savaşan mukaddes bir misyonun temsilcileri. The knights were the tanks of the medieval warfare. Savaşta yönetenler ve yönetilenler var. Şövalyeler yönetenler. Bu dini ve harbi görevlerinin yanında ticareti de atılırlar. Çok güçlüydüler, çok zengindiler, çok ciddi bir yapılanmaya sahiptiler. They were granted the extraordinary privileges in terms of tax and independence that led directly to their wealth. Böyle günahkar olduğunuzdan ötürü haça tüküreceksiniz diyorlar. There was a grand Templar defense, but it all came too late. İşkenceye tabi tutuluyorlar. Aklın havsanı almayacağı işkenceler. Fakat en korkuncu ruhi eziyet. The end when it came was sudden. I don't think anyone could have been expecting that. Alevler Jack de Molay'ın bedenini sararken güç hem en büyük ödül hem de en büyük ceza olur bazen. Onların hikayesi her ikisini de barındırıyor. Basit bir kardeşlik örgütü olarak kurulmuşlardı ama tüm Avrupa'ya hükmeden dini bir tarikata dönüştüler. Kutsal topraklardan Avrupa'nın kraliyet saraylarına uzanan hikayeleri sadece kaderin cilvesiyle açıklanabilir miydi? Nasıl bu kadar kısa sürede güçlenmişlerdi? En önemlisi de her şey sona erdiğinde servetlerine ne olmuştu? Din adına yapılan savaşların başlamasından bir yıl önceydi. Papa II. Urban, din adamlarını Fransa'nın Clermont kentinde acil bir toplantıya çağırdı. Toplantının konusu, Müslümanların batıdaki önlenemez ilerleyişiydi. 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu bir Türk akınına uğramış, Selçuklu Türkleri burada güçlü bir hakimiyet kurmuştu. Hristiyan dünyası, Suriye ve Filistin dahil Türklerin ilerleyişini tedirginlikle izliyordu. Politik başarılarıyla bilinen Bizans İmparatoru 1. Alexios bile çaresizdi. Yardım için Papa II. Urban'a başvurdu. Bizans'ın Avrupa ile ilişkilerine baktığımız zaman Avrupalı ile ilişkiler de çok iyi değildi. Fakat bu çaresizlik ilişkilerin iyi olmamasına rağmen Bizans'ı Avrupa ile bir ittifak arayışına sevk etmişti. Bizans İmparatorluğu papalıktan bir ücretli ordu talebinde bulundu. Papa bu talebi kabul etti. Ancak onun planı Bizans'a yardımdan çok daha fazlası. Filistin, özellikle de Kudüs, Müslümanların eline geçtikten sonra Hristiyanlar istedikleri biçimde ibadetlerini, hac farizelerini yerine getiremedikleri kanaatı bir. İki, ticaretleri baltalandı. Özellikle Araplardan Türklerin eline geçtikçe bu havali ellerini kollarını sallayarak girip çıkamaz hale geldiler. Avrupa'da ekonomik anlamda çok ciddi sıkıntılar vardı. Artık çok ciddi bir siyasi otorite boşluğu söz konusuydu. Ve özellikle papalık da o dönemde çok güçlenmişti. Ama papalık dahi siyasi anlamda o otorite boşluğunu doldurabilecek güce sahip değildi. 1094 senesi dönüm noktasıydı. O yıl Avrupa'da şiddetli bir kuraklık yaşandı. Halk açlık,
salgın hastalıklar ve sefaletle boğuşuyordu. Yokluktan kurtulmak isteyenlerin gözünde Doğu adeta bir cennetti. Doğu'nun zenginliği ve şaşasıyla ilgili anlatılan hikayeler herkesin dilinde dolanıyordu. Tüm bunlar o gün Clermont'daki toplantıya katılanların görmezden gelemeyeceği gerçeklerdi. Peki ama Müslümanların ilerleyişini durdurmak için kimler neleri göze alabilecekti? Papa II. Urban akıllardaki soruya en keskin yanıtı verdi o gün. Hristiyan olmayanlara karşı kutsal savaş ilan etti. Başarılı olursa önce Araplar sonra da Türkler tarafından asırlardır Müslümanların yönettiği Kudüs'ü geri alabileceklerini düşündü. Avrupa çok mağdur olur. Bunun üzerine Papa çağrı çıkarır. Hristiyanları silah altına çağırır, bayrak altında toplar ve Müslümanların ele geçirdiği kutsal toprakları geri almak için bunları sefere sevk eder. Papa II. Urban, insanların savaşa katılması için pek çok dünyevi ve manevi vaatte bulunmuştu. Ama en önemlisi suçlularla ilgili olanlardı. Papa, tutuklu olan her kim savaşa katılırsa günahlarının affedileceğini ilan ediyordu. Tanrı'nın başarısının korunması için Kudüs'e gidin ve inançsızları yok edin. Ölürseniz Tanrı'nın cenneti sizin olacaktır. Papa aynı zamanda bu seferi bu başı bozuk azılı suçları Avrupa'dan çıkartıp bir bakıma Avrupa'yı onlardan da kurtarmak istedi. Hristiyan Avrupa'nın propaganda faaliyetleri tam bir yıl sürdü ve binlercesi bu çağrıya kulak verdi. O güne kadar suçlu sayılanlar yani haydutlar, hırsızlar, katiller hepsi günahlarının silinmesi umuduyla savaşa katıldı. Ardından da yıllarca süren katliamlar başladı. Üstelik öldürürken ne Müslüman ne de Yahudi ayrımı yapıyorlardı. Yahudilerin Hristiyanlarla birlikte yaşama hakkı yok. Haçlı seferlerine çıkarlarken önce Yahudilerin yaşadıkları yerleşim yerlerini vuruyorlar. Güzergah boyunca çok ciddi bir barbarlık örneği sergileyerek önüne kattıkları herkesi öldürdüler, her şeyi yağmaladılar. Tarihte hiçbir savaş bu kadar uzun soluklu ve bu kadar geniş bir coğrafyaya yayılmamıştı. Din adına yola çıkan ordular önce Bizans, oradan da Anadolu'ya hareket ediyordu. Hırslıydılar. Kendilerine özgü taktikler geliştiriyor, en stratejik anda saldırıyorlardı. Bu aslında İslam dünyasına yapılan bir korku saldırısıydı. 1099 senesinde, yani Haçlı seferlerinin başlamasından tam 3 yıl sonra Kudüs, Batılı Hristiyanların eline geçti. Ve inanılmaz bir katliam başlattı. Kentteki Müslüman ve Yahudilerin neredeyse tamamı öldü. Kudüs'ü alıyorlar. Felaket bir katliam var. Çoğunluğu Müslümanlar öldürülürler, kesilirler. 3-5 tane kalan Yahudi de götürülür. Görgü tanıklarından birisi artık Müslüman ve Yahudilerin cesetlerinin kan içerisinde yüzdüklerini söyler. Kudüs'ün Haçlıların eline geçmesiyle Kudüs Krallığı kuruldu. Küçük bir krallıktı. Finansal ve askeri destekten yoksundu. Üstelik büyük katliamların ardından Haçlı askerlerinin çoğu Avrupa'ya dönmüştü. Yani şehri koruyacak kimse kalmamıştı. Buna karşılık Avrupa'nın dört bir yanından büyük kalabalıklar hakkında çok şey anlatılan bu şehri görmek için yolculuğa çıkıyordu. Kudüs'ün ruhları Tanrı'ya en çok yaklaştıran şehir olduğuna inanıyorlar. Günahlarından arınmak, Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği tepeyi görmek istiyorlardı. Ancak yolculuk uzun
yolsa tehlikeliydi. Pek çoğu yol üzerinde saldırıya uğruyor, haydutlar değerli eşyalarını ellerinden alıyor. Yürüyerek gelseler de veya deniz yolunu kullansalar da belli bir güzergaha geldikten sonra o güzergahı yürümek zorundaydılar Kudüs'e girebilmek için. After the Christian armies captured Jerusalem during the First Crusade on Christmas Day 1099, De Payen and his friends approached the patriarch and the king to offer support, and they accepted the role of protecting pilgrim travelers along the dangerous roads in Palestine. Anlatılanlara göre 1118'de bir grup şövalye bir ağacın altında toplandı ve kutsal topraklara giden hacılara yardımcı olmak için Tanrı'ya yemin etti. Bu hikayenin doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Ama bildiğimiz şey şövalyelerin bir yıl sonra hacıları korumak için Kudüs'e gitmiş olmasıydı. Onlara göre Kudüs'te sıradan bir şövalye olmak mümkün değildi. Tanrı'ya dönmeniz ve Hazreti İsa'ya hizmeti benimsemeniz gerekiyordu. Onlar da bunu yaptılar. Grubun tam adı İsa'nın yoksul şövalyeleriydi. Ama ne sadece İsa'nın şövalyeleri olacaklardı ne de yoksul. Kendilerini hacı adaylarının güvenliğine adayan bu şövalyelerin önderi Fransız soylusu Hugh de Payens'ti. Payens, 1119 yılında Hristiyan hacıları korumak için 9 şövalyeden oluşan bir grupla Kudüs'e doğru yola çıktı. Payens daha önce de Kudüs'e gitmişti. Ancak bu kez kafasında geri dönme fikri yoktu. Onlar daha sonra tapınak şövalyeleri olarak anılacak olan teşkilatın ilk üyeleriydi. Hristiyanlar Kudüs'teyken iki önemli teşkilat kurarlar. Biri tapınak şövalyeleridir. Bunlar rahip askerlerdirler. Tanrı'dan el almış, tanrısal yaratıktır. Dokunamazsınız. İsa'nın yoksul şövalyeleri Kudüs'e vardığında Kral 2. Baldwin tarafından çok iyi karşılandı. Baldwin, hacıları koruma karşılığında şövalyelere Süleyman Tapınağı'nın kalıntıları üzerinde Mescid-i Aksa'da yatacak yer. Bu onlar için oldukça cömert bir hediyeydi. Sonraki 75 yıl boyunca burası tapınak şövalyelerinin üssü olacaktı. Süleyman Mabedi Hristiyanlar için önemliydi ama Yahudiler için hayati bir önem taşır. Çünkü Süleyman Mabedi Yahudilerin kutsal nesnelerinin, yazılarının, levhalarının saklandığı bir mahalledi. İbadet edilen bir mabetti. Ticaret de yapılıyordu. Çok ilgi çekici bir şey. Yani bir külliye gibi düşünün. Siyon teolojisine göre Tanrı Kudüs'ü İsrailoğullarına vaat etmişti. Kudüs'ün yönetimini de Davut ve onun soyundan gelenlere vermişti. Tapınak aynı zamanda Yahudilerle, yani İsrailoğullarıyla Tanrı arasında bir iletişim merkeziydi. Ve bu nedenle bu tapınağa çok büyük bir kutsiyet atfetmişlerdi. İlk dönemlerinde finansal kaynaklarından yoksun olduklarından bağışlara bel bağlamışlardı. Tarikatın amblemi olarak kullanılan ata binmekte olan iki şövalye de bu sadeliği ve fakirliği simgeliyor.
Kendilerine İsa'nın ve Süleyman Tapınağı'nın aciz askerleri ismini vermişlerdi. Daha sonra bu isim kısalırken grup da tarihteki en önemli tarikatlardan biri haline gelecekti. These were people who were dedicated to their faith. Their original mission, their original proposal to the patriarch had been that they should quit the battlefield and become a sort of permanent monk. That was not what they were commanded to do. Sadelikleriyle öne çıkan bu adamların Kudüs'teki ilk yılları ise gizemini koruyor. Özellikle Süleyman Mabedi yakınlarına yerleşmiş olmaları ve 9 yıl boyunca ortada görülmemeleri gerçek amaçları hakkında bugün hala devam eden spekülasyonlara neden olmuştu. Kudüs'e hacıları korumak için gittilerse neden uzunca bir süre ortada görünmemişlerdi? Şövalyeleri Kudüs'e çeken şey gerçekten neydi? Antik sırlar mı yoksa hazine söylentileri mi? Now, there are gaps in the recorded history. So it is possible to conjecture that the aims of the Templars was not to protect pilgrims. There's a tendency to turn this gap into the stuff of a Dan Brown novel, and I think that is probably foolish. I think it is clear that the knights were initially assembled to protect pilgrims. Bazı tarihçilerse bu konuda o kadar emin değil. Onlara göre tapınak şövalyeleri kutsal hazinenin peşindeydi. There was a claim that the 9 years of silence were spent excavating a series of tunnels into the Temple Mount, and that they had found and were guarding a secret stash of the Ark of the Covenant, the Pot of Manna, the Stick of Aaron, the Tablets of the Law, as hidden 36 years before the destruction of the First Temple. 1867 yılında bir İngiliz arkeoloji ekibi Mescid-i Aksa'dan İncil'de Süleyman Mabedi'nin bulunduğu yer olduğu düşünülen Kubbetun Sahra'ya doğru ilerleyen tüneller. There is only evidence of one Templar tunnel under the Temple Mound. It's currently blocked by a masonry fall about 100 yards in. And this tunnel is quite big. It was a postern, not an excavation tunnel. It would allow the Templars to make a quick exit or to mount a surprise attack, probably on the southern wall from their base in the Al-Aqsa Mosque. I do not believe that anyone could have kept a Templar treasure hunt like this a secret, or kept such a hoard hidden for so long. Tapınak şövalyeleri, Kudüs'teki 9 yıllık sessizliklerinin ardından Avrupa'ya döndü. İşte yoksul şövalyelerden Avrupa monarşilerine borç veren birer ortaçağ bankerlerine dönüşmeleri de böyle başladı. Bunların birçoğu üst tabaka Fransız olduklarından ve o günün en güçlü devleti Fransa olduğundan ötürü Fransa'ya intikal ediyorlar çoğunlukla. Paris'te bunlar Kudüs'teki mabedin benzerini inşa ediyorlar. Oraya olağanüstü servetlerini saklandığı söylenir. Tapınak şövalyelerinin genişlemek için askere, paraya ve toprağa ihtiyacı vardı. Bir daha Avrupa'ya dönme niyeti olmasa da Hugues de Payens bu konuda en büyük sorumluluğun kendine düştüğünü biliyordu. Kutsal amaçları için beraberinde bir grup şövalye ile yeniden Fransa'ya gitmeye karar verdi. Ülkeden ülkeye geziyor,
tarikatın amacını anlatıyorlardı. Batı Avrupa'daki hemen hemen her saraya girmişlerdi. İnsanlar bu dindar askerlerin yaptıklarından çok etkileniyordu. Hugues de Payens'ın başında olduğu bağış programlarıyla elde edilen bu geniş ağ, sonraları tapınağın Avrupa şubelerine dönüştü. İşler bu noktaya kadar çok iyi gidiyor. Fakat hala kilisenin içerisinde, Hristiyanlığın içerisinde belli kesimler tapınak şövalyelerinin mahiyetini sorgulamaya başlıyor. Şövalyeler ellerinden geleni yapsa da Papa'nın onayı olmadan kutsal topraklara daha fazla para ve asker toplayamayacaklarını biliyordu. Sonuçta her ne kadar destek görseler de halkın büyük bir kısmı bu adamlar kim diye soruyordu. Rahip mi yoksa şövalye mi? Bir din adamı kimseyi öldürmemeliydi ama onlar Orta Çağ'ın en gaddar savaşçılarıydı. Haklarındaki şüpheler kilisenin yayımladığı bir bildiriyle çözülecekti. Bildiri şövalyeleri öyle koruyordu ki bir daha uzunca bir süre kimse onlarla ilgili soru sormaya cesaret edemedi. Tanrı'nın inayetiyle kutsal topraklarda yeni türde bir dini hayat doğduğuna inanıyor. Bu da silahlı şövalyelik kardeşliğinin hiçbir günah işlemeden Hristiyanlığın düşmanlarını öldürebilmesi demek. Sizin tapınak şövalyeleri adını alma hakkınız olduğunu kabul ediyoruz. Kilise bu bildiriyle birlikte tarihte ilk kez birinin İsa Mesih adına başka birini öldürebileceği fikrini resmi olarak kabul etmiş oldu. Bunlar aslında dini adamlar değillerdi ama daha sonra bunlara bir dini kisve giydirilir. Rahip konumuna gelirler. Hem rahiptir hem savaşçı. Dönemin en etkili din adamı Aziz Bernard yeni şövalyeliğe övgü diye bir bildiri yayınlıyor. Ve bu bildiriyle birlikte tapınak şövalyelerini Tanrı'nın krallığını yeryüzüne egemen kılacak mukaddes bir ordu olarak nitelendirmeye başlıyor. What we actually see of the Templars in this period is an astonishing turnaround from a crusade that won the Temple Mount with blood up to their knees and the slaughter of 70,000 to a peace-focused delegation, a bit like a UN peacekeeping force. Batıya giden tapınakçılar tek bir amaç için yaşıyor. Doğuda her an savaşa hazır ol. Bu yüzden zenginliklerini artırmanın yolunu aradı. Kutsal amaca adanacak toprağa, serveti ya da oğlu olan her soylu aileye ulaşıyor. İnsanlara cennete ulaşmak için neleri feda edebileceklerini soruyor. Bu, tarihin en başarılı asker ve para toplama kampanyalarından biriydi. Krallığını bağışlayan krallar oldu. Malikanesini bağışlayan, arazisini bağışlayan, işte kütüphanesini, değirmenini, çiftliğini bağışlayan insanlar oldu. Çocuklarını bağışlayan aileler oldu. Ruhunu, bedenini bağışlayan insanlar oldu. Yani artık bu tarikata girebilmek çok büyük bir lütuf olarak lanse edilmeye başlandı. Ve her kesimden insan bu tarikata girebilmek adına çok ciddi bir gayret gösterdi. Tapınak şövalyeleri kısa sürede Avrupa'nın her yerinden toprak almaya başladı. Bir tür üyelik sistemi geliştirdi. Bir kişi yaptığı bağışa göre tapınak kilisesindeki ayinlere katılabiliyor ya da bir tapınak mezarlığına gömülme hakkını elde edebiliyor. Bir süre sonra en iyi eğitimli ve en fanatik Haçlı askerleri bu gruba katılmıştı. In order to become a Templar knight, you had to be a knight already. The Templars never made their own knights, so whatever position you had when you joined, that was what you retained. The knights were the tanks of the medieval warfare. Their armor was really at its best at this stage. It didn't matter how old they were.
What mattered was the quality of the armor and the experience of using it. Tapınak şövalyelerini bu denli tehlikeli yapan şey sadece silahları ve savaş becerileri değildi. Gizli kabul törenlerinde ölümüne itaat ve bağlılık yemini ediyorlardı. Bir kuralları vardı. Savaş alanından ayrılmayı bayrakları ininceye kadar akıllarından bile geçiremezler. Yeminlerinin bir bölümü kefaleti asla kabul etmemek üzereydi. Esir düşmek ölümden bile beterdi onun için. Bu yüzden teslim olmaz, kanlarının son damlasına kadar savaşır. Savaş meydanında ölmenin onları cennete taşıyacağına inanıyor. Şimdi savaşta yönetenler ve yönetilenler var. Her olayda olduğu gibi şövalyeler yönetenlerdir. Onlar Haçlı Seferi çağrısıyla başlatılan kutsal savaş ideolojisinin resmi temsilcileriydi artık. Dolayısıyla tarikata yapılan bağışlar da günden güne artmaya başladı. 1130'lara gelindiğinde İsa'nın yoksul şövalyeleri adı yavaş yavaş tarih olurken tapınak şövalyeleri zenginlikleriyle ünleniyordu. Kuruluş amaçları olan hacıların güvenliği artık ikinci planda kalmaya başlamıştı. Kudüs yollarını korumanın çok daha kolay bir yolunu bulmuşlardı. The pilgrim route was dangerous. And certainly dangerous if a pilgrim traveled with gold. The Templar solution was a form of traveler's checks. This developed into the modern banking system, the evolution of the modern banking system. Yolcular değerli eşyalarını kendilerine en yakın tapınak şövalyesi kumandanlığına bırakıyor, bunun yerine yazılı ve şifreli bir not alıyordu. Yolda ne zaman bir şey için para ödenmesi gerekse tapınak şövalyesi kumandanına gidiyorlar, makbuzlar güncelleniyor, yolculuk bittiğinde ise son hesaplamalar üzerinden sahip oldukları değerli eşyaları alıyorlardı. Siz diyelim ki Paris'te oturuyorsunuz, ben de Bağdat'tayım. Benden mal alacaksınız, tapınakçı aracı. Tapınakçıya parasını ödüyorsunuz. Tapınakçı benden istediğiniz, beklediğiniz malı satın alıyor. Bunu Paris'e kadar taşıyor. O günler düşünün artık. Bağdat'tan Paris'e böyle uçağa, bilmem treni, şusu busu yok. Kervanlarla götürülüyor. Yahut gemilerle taşınıyor. Getirip kapınıza size veriyor. Ve teminat. Bir zarar gelirse bunu tazmin ediyor. Tapınak şövalyeleri çok güvenilir bankacılardı. Bu güvenilirliklerini de aslında kendi içlerindeki liyakat esaslı uygulamalardan alıyorlardı. Mesela tapınak şövalyeleri yeri geliyordu, İslam iktisatçılarını bile kendi içlerinde çalıştırıyorlardı. It was in the Templars' military record keeping. Which in turn becomes the banking system, with branches and strongholds in Paris, London, and the ports of the Mediterranean. By the way, they didn't keep their money in their churches. This is a fantasy of Dan Brown. Tapınak şövalyeleri geliştirdikleri sistemle bir tür ortaçağ kapitalizmi oluşturmuştu. Hacıların mallarını korudukları gibi dönemin banka görevini de üstlenmişlerdi. Ülkelere ve şahıslara kredi sağlama, emekli maaşı ödemesi, vergileri tedarik etme ve havale gibi günümüz bankacılık sektöründe de karşımıza çıkan pek çok hizmeti veriyorlardı. Üstelik kilise de faizle ilgili katı kurallarına rağmen onlara göz yumuyor. We know, for example, that the Templars charged interest because of details about a loan to Edward the First of England in 1274. That loan was at 20% interest. So we know that was happening. ...1260
1139 senesinde Papa II. Innocentius tarihe geçecek bir papalık fetvası yayınladı. Fetva, tapınak şövalyelerine eşi görülmemiş bir ayrıcalık veriyor. Hristiyanlığın düşmanlarıyla büyük bir şevkle savaşın. Karşılığında ele geçirdiğiniz tüm ganimetlerin sizde kalmasına izin vereceğiz. Hiç kimsenin bunları sizden alma hakkı olmayacak. Tapınak şövalyelerinin elde ettiği bütün malların kutsal papalığın muhafazası altında olacağını ilan ederiz. Fetva ile birlikte tapınakçılar Katolik Kilisesi'nden ek ödeme alacak, vergiden muaf tutulacak, en önemlisi de artık papadan başka hiçbir otoriteye bağlı olmayacak. Yani tapınakçılar elde ettikleri serveti korumanın yanı sıra sadece papanın kontrolüne girmiş oluyor. Bu da onlara çok önemli bir hareket özgürlüğü sağlıyor. Papa, Haçlıların doğudaki faaliyetlerini kendi kontrolü altında tutabilmek için tapınak şövalyelerini kendisine bağlı profesyonel bir ordu olarak tasarladı. And the extraordinary privileges in terms of tax and independence that led directly to their wealth. And this itself must have bred enormous resentment. Tapınakçılara sağlanan ayrıcalıklar sonraki yıllarda da devam etti. 1145'te yayınlanan yeni bir papalık fetvasıyla Avrupa'nın her yerine serbestçe seyahat etme hakkı elde. Orta Çağ döneminde ufak bir grubun bu kadar ayrıcalık elde etmesi ve güçlenmesi görülmüş şey değildi. Tapınak şövalyeleri bu ayrıcalıkları kurdukları imparatorluğu genişletmede kullandı. Para kazandıran hemen hemen her şeyin içine girdiler. Kiliseler, kaleler inşa ettiler. Zenginlikleri o kadar ilerlemişti ki artık çok küçük bir kısmı Müslümanlarla savaşıyordu. Tapınak şövalyeleri zamanla olağanüstü derecede gelişirler. Bu dini ve harbi görevlerinin yanında ticareti de atılırlar. Burası çok önemli bir konu. Ticarete atılırlar. Müslümanlarla vuruşmanın yanı sıra Müslümanlarla anlaşmaya da başlar. Tapınak şövalyeleri kutsal topraklarda bulundukları yıllarda Müslümanlarla da yakın ilişki kurdu. Özellikle Sünni ve İsmaili mezhepleri çok iyi analiz ettiler. Bu mezheplerden aritmetik, astronomi ve daha pek çok alanda bilgi sahibi olan kişilerle tanıştılar. Christians, initially at least, did not understand much about Islam. This changed with exposure to Islam in Spain. Again, another aspect of the Crusader and the Templar call to arms. The Templars lived for many years both in Spain and in Jerusalem in the company of Muslims, Jews and Christians of non-Western traditions. So the Templar role on the Temple Mount was not simply military, it was also one of diplomacy, maybe by accident, but certainly of diplomacy. Hacıları korumak için çok küçük bir grup olarak kurulan bu tarikat, yıllar içinde küresel bir yapıya dönüşmüştü. Avrupa'nın en sıra dışı ve güçlü kurumu haline gelmişlerdi. SAT komandoları gibiydiler. Dönemin elit birliği onlardı. Finansal konuların uzmanıydı. Sahip oldukları servet o kadar büyüktü ki krallara bile borç veriyorlardı. Peki küçük bir şövalye takımı nasıl olmuştu da böylesine devasa, güvenilir ve servet sahibi organizasyona dönüşmüştü? These people were incredibly focused on their religious belief. They could make loans, fund campaigns. Effectively, they became the French treasury.
They funded Italian merchants, and indeed they gave money, we know, to King John at the time of Magna Carta. Tapınakçıların gücü batıda hızla büyürken doğuda Haçlı devletleri için durum kötüleşmişti. Dönüm noktası 1187 yılı. Haçlılar yaklaşık bir asırdır savaşıyordu. Ama sırada en yorucu ve en kritik olanı vardı. Her zamanki gibi yine en büyük yardımcılarından, tapınak şövalyelerinden destek istedi. Gerardo Ritford komutasındaki tapınak şövalyeleri Müslümanlara karşı Haçlı ordusuyla birleşti. Ama bu onlar için sonun başlangıcı olacaktı. Tapınak şövalyelerinin kaderi komutan Gerard'ın ellerinde. Gerard, tapınakçıların o dönemki büyük üstadıydı. Fevri ve sabırsız olmasıyla biliniyor. Kör edici gururu nedeniyle savaş stratejilerinde de kötüydü. Karşılarındaysa büyük komutan Selahaddin Eyyubi vardı. Müslümanlar hiçbir zaman Kudüs'ün yeniden kazanılması dışında bir sonucu kabul etmemişti. Selahaddin'in ordusu cihat duygusuyla ilerledi. Bu, birinci Haçlı seferlerinden bu yana kalplerine gömdükleri bir histi. Tarihe Hıttin Muharebesi olarak geçen savaş, Taberiye'nin ardındaki iki kayalık tepe arasında gerçekleşti. Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü geri alma konusunda çok kararlıydı. İşini şansa bırakmadı. Bölge hakkındaki bilgilerini bir avantaja çevirdi. Celile bölgesindeki tüm ana su kaynaklarını ele geçirmişti. Ellerinde su kalmayan Haçlı ordusu için devam etmek, ölüme bile bile yürümek demekti. Bir tercih yapmaları gerekiyordu. Beklemeyi mi yoksa ilerlemeyi mi seçeceklerdi? Haçlılar tercihini ikincisinden yana kullandı. Selahaddin gibi şanlı bir komutan karşısında bu tercih ölümcül bir hataydı. Gerard, tapınak şövalyelerini ölüme sürdü. The Templars were fierce. Under the new rules, they refused ever to surrender or to leave their post to chase a man deserting the field. They changed the rules of battle. They were disciplined beyond the norm. Ne suları vardı ne de barınakları. Haçlı ordusu kavurucu sıcakta Tabereye'ye doğru yürümeye başladı. Yol uzadıkça yorgunlukları daha da katlanıyordu. Akşama doğru kamp yapmak zorunda kaldılar. İşte tam o anda Selahaddin'in orduları tarafından kuşatıldı. Ardından gelen saldırılarda Hristiyanlar büyük bir yıkım yaşadı. Tapınak şövalyeleri kılıçtan geçirildi. Hayatta kalanlarsa esir alındı. Gerard'sa şövalye yeminini bozarak para karşılığında canının bağışlanmasını istiyordu. Gerard birkaç ay sonra Akka Savaşı'nda yeniden esir düşecek, ancak bu kez ölümden kaçamayacaktı. 1291 Akka'nın Müslümanlar tarafından alınmasından sonra Haçlı seferleri aslında bir bakıma başarısızlıkla sonuçlanmış oldu. Hıttin Savaşı kesinlikle tapınakçılar için sonun başlangıcıydı. Çünkü bu savaştan çok kısa bir süre sonra Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü de ele geçirdi. Şövalyeler bu yenilgiyle neye uğradıklarını şaşırmıştı. Ama yine tapınak şövalyelerinin yeni büyük üstadı Jacques de Molay'nin pes etmeye niyeti yoktu. Güçlerini birleştirebilirlerse Kudüs'ün yeniden alınabileceğini düşündü. Yeni bir sefer başlatmak için yardım arayışlarına girmişti. The last Grand Master, James de Molay, who was appointed in 1293, wanted to fund a crusade to take back the territory, and he received the support from Edward the First and from Boniface the Eighth. So the end, when it came, was sudden. I don't think anyone could have been expecting that. Tapınakçıların hikayesi Haçlı seferleriyle başlamıştı. Sonları da öyle.
yaklaşık 200 yıllık kanlı savaşların ardından Haçlı Seferleri sona ermişti. Din adına kan döken tapınak şövalyelerinin var olmaları için artık hiçbir sebep yoktu. Haklarında korkunç iddialar dolanmaya başladı. Fransa merkezci bir devlet yapısına sahip. Biz de orada zaten taklit ettik. Üniter devlet. Merkezci devletler rakiplerden hoşlanmazlar. Şimdi öyle bir paralel devlet ortaya çıkınca Fransız devleti ve onun tepesindeki hükümdar nem kaptı. Hoşlanmadı bu işten. The Templars' downfall was for three reasons. The first was their success went beyond their remit of protecting pilgrims to the Holy Land. The second reason was the general rise in heresy, particularly in France. The third reason was the growing power, and then the collapse of the papacy. Müslümanlarla söyleşileri, sohbetleri filan olmuştu. Buna dayanarak siz Müslümanlaştınız dedi. Tapınakçıları bununla suçladılar. Siz dediler eşcinselsiniz. Tabii eşcinsel lafı yenidir. Homoseksüel yeni bir laftır. Onun çok böyle adi, amiyane bir deyimi vardır. Onu söyleyemem şimdi. Türkçe'de olduğu gibi başka dillerde de vardır. Bununla suçlanırlar. Siz busunuz derler. Filan. Siz böyle günahkar olduğunuzdan ötürü haça tüküreceksiniz diyorlar. O dönem Fransa'nın başında genç bir kral var. Yakışıklı lakaplı dördüncü. Philip tapınakçıların varlığından rahatsızdı. Burnunun dibinde dev bir şövalye devleti istemiyor. Üstelik savaşlar yüzünden çok yoksul bir ülke devralmıştı. Borçlarının büyük bölümü de tapınak şövalyelerindeydi. Onları yok ederse bu borçlardan kurtulabileceğini düşündü. Tapınak şövalyeleri Fransa Kraliyet Hazinesini yürütüyorlardı, yönetiyorlardı ve çok zenginlerdi. Kuşkusuz olayın bir de iktidar bağlantısı vardı. Philip bu gözü pek şövalyelerin bir gün kendisini devirebileceğinden korkuyor. 4. Philip tabii Fransa'da merkezi otoriteyi güçlendirmek istiyor. Hristiyan kral imgesini sağlam temellere oturtmak istiyor ve ülkesi içindeki bütün öteki gördüğü, aykırı görmüş olduğu gruplara karşı da bir baskı politikası izleme yolunu takip ediyor. They were destroyed by nationalism, the ambitions and the debt of Philip the Fair and his puppet pope. Tapınak şövalyeleri 13 Ekim 1307 sabahına kapılarına dayanan askerlerin ürkütücü sesiyle uyandı. Fransa'nın her yerinde, özellikle de Paris'te şövalyelerin evleri tek tek basıldı. Liderleri yakalanarak hapse atıldı. Kaçanlar hariç yüzlerce şövalye hiç direnmeden teslim oldu. Tapınakçılara baskın yapılıyor. Bir seher vaktinde basıyorlar bunların kaldıkları yerleri. Dertop edilip işkenceye tabi tutuluyorlar. Aklın havsanı almayacağı işkenceler. Fakat en korkuncu ruhi eziyet. Templars were apparently taken by surprise and 2000 were arrested in a dawn raid on the 13th of October 1307. At the heart of the attack was a drive for money and a centralizing of national power. Tapınakçıları bu kadar savunmasız kılan şey gizli olmalarıydı. Gizli ritüelleri vardı. İnsanlar bu ritüeller hakkında hiçbir şey bilmiyor. Sırlarla doluydu. Ve eğer onlardan değilseniz bu sırları bilmenize imkan yoktu. Dolayısıyla bilinmeyenle ilgili varsayımlarda bulunmak da kolay oldu. Haklarındaki suçlamalarla ilgili ne bir delil ne de bir tanık var. Buna rağmen çoğu tapınakçı yöneltilen suçlamaları kabul etti. Büyük Üstad Jacques de Molay de o isimler arasında.
Jacques de Molay bizzat Papa ile görüşmek istediğini söylüyor. Papa'ya özel olarak bir şeyler anlatmak istediğini ve bu anlatacaklarının çok önemli olduğunu dile getirmesine rağmen Papa'nın kendisiyle görüşmediğini biliyoruz. James de Molay certainly confessed and then he recanted. He was heavily tortured. In fact, the description of the torture is stomach turning. 7 senesini tutuklu olarak geçiren Molay'nin en büyük pişmanlığı suçlamaları en başından kabul etmek olmuştu. Son sözleri tapınakçılardan af dilemek. O güne dek pek çok şövalye işkenceden geçmiş, diri diri ateşe verilmişti. Ama o gün 18 Mart 1314'te son Üstad Jacques de Molay için yakıldı meşale. Jacques de Molay 18 Mart 1314 tarihinde yüzü Notre Dame Katedrali'ne dönük bir şekilde idam edilmek üzere oradaki kazıklara bağlandı. Kendime ve örgüte çok kötülük ettim. Bu masum temiz örgütü savunamadım. Bu tarikat kesinlikle bu suçları işlemedi ve hala örgütün masumiyetini haykırıyordu. Molay çaresizce ölümü beklerken Philip sarayının surları ardında onu izliyor. Molay infazından dakikalar önce gücünü toplayarak Philip'e dönmüş ve ona asla unutamayacağı o kelimelerle seslenmişti. Philip, seni ve papayı bir yıla kalmadan cehenneme ben uğurlayacağım. Confirms that de Molay was caught in a power struggle between a weak pope and a greedy king. There was a grand Templar defense, but it all came too late. The Templars did not understand what the issues were. Bir ay sonra Molay'nin feryadı gerçek oldu. Önce Papa 5. Clemens, ondan birkaç ay sonra da genç yaşına rağmen Kral Philip hayatını kaybetti. Bu olay ilahi adaletin bir kanıtı mıydı? Yoksa geride kalan saklı şövalyelerin intikamı? Tarihin izini sürdüğü sorulardan yalnızca biri bu. Kral Philip onları tutuklattığında mallarına ve hazinelerine de el konulması emrini vermişti. Ancak kralın askerleri Paris tapınağına girdiğinde çok az şey bulabildi. Üstelik tapınakçıların çoğu da kaçmıştı. Peki tapınak şövalyelerinin hazineleri neredeydi? Kaçarken onları da yanlarında mı götürmüşlerdi? Tüm Avrupa'da büyük bir güce kavuşan böyle bir yapılanma sadece bir fermanla sona ermiş olabilir mi? Bir kısmı bir şekilde kaçar. I think it's much better to imagine that this money was spread around Europe. Umberto Eco, Christoph Kolomb'un Amerika'yı keşfetmeye giderken tapınak şövalyelerinin bayrağını dalgalandırdığını iddia eder. İşi yapıcılığa döküyorlar. Mimar oluyor. Taş ustası oluyorlar. Taş ustalığının Fransız karşılığı masondur. Dolayısıyla bunlar mason olarak tanınıyorlar. Mason zvanim словом не расскажу что. Это и мужской клуб, это и клуб по интересу, это и клуб философский, клуб эзотерический. Thank you.